Merhaba sevgili anneler. Doğumdan sonra aslında annelerin doğum öncesi başlayan korkulu rüyası gaz. Gaz en çok ilk haftalarda bebeğin emerken yuttuğu havanın mideyi ve bağırsakları germesi sonucunda bebeğin ağrı hissetmesiyle oluşan bir mekanizma. Tabii bu sırada bebeğin 9 aylık bir anne karnındaki periyodun tamamen değişip dış düzene adapte olamaması da bir problem. Dolayısıyla hem yediklerin yuttuğu hava hem de o dış dünyaya adapte olamama durumu bebekte huzursuzluk yaratıyor. Tabii en çok da anne ve bebeğe bakan bireyler bu durumdan huzursuz oluyor. Dolayısıyla bizim önleyici olarak gazda ilk yapmamız gereken aslında bebek anne sütü alan bir bebekte mutlaka her emzirme sonrası bir 10 dakika 15 dakika bebeği omzumuza yatırıp iki kürek kemiği arasından küçük hareketlerle, küçük salınımlarla, minik pıt pıtlarla avcumuzu şu şekilde yuvarlayarak küçük vurmalarla ve yukarıya doğru sıvazlamalarla yuttuğu havayı midesinden çıkarmasını kolaylaştırmak. Aynı bir şişedeki bir baloncuğu vurarak çıkartma mekanizmasıyla. Yani iki kürek kemiği arasından minik minik avcumuzu toparlayıp küçük küçük vurmalarla yukarı çıkmasını sağlamak. Genelde bu yuttuğu havanın büyük bir miktarını ağzından çıkarıyor. Fakat ilk yutmalar sırasında yuttuğu midesinden geçen bağırsaklardan giden havanın çıkması biraz daha uzun zaman alıyor. Dolayısıyla bir miktar daha emdikten sonra gazı olmuş oluyor bebeğin biz çıkarmamıza rağmen. Ne yapabiliriz? Hani bebeği rahatlatmak amacıyla birazcık karnına, özellikle akşam saatlerinde artar bu gaz sancıları. Dolayısıyla akşam saatlerinde bir ılık duş almak, bir bebek losyonu ve bir bebek yağıyla karnına küçük hareketlerle, bu yağ yardımıyla daha kaygan olacağı için bebek daha keyif alacaktır bunda. Küçük minik dokunmalarla masaj yapmak. Bir de bebek bu dış dünya onun için çok büyük bir ortam. O 9 ay boyunca anne karnında sıkışık, sallanan bir ortamda, aslında çok da sakin olmayan bir ortamda huzur içinde. Dolayısıyla dış dünya onun için çok büyük. Bu masajlar sonrasında arkasından bebeği hafif yarım kundak dediğimiz kollarını sarmalamak şeklinde ince bir örtüyle sarmalayıp hafif yine küçük dokunuşlar, küçük titreşimlerle omuzumuzda olabilir, kolumuzda olabilir biraz gezdirmek suretiyle. Bir de hani klasik annelerimizin, anneannelerimizin elektrik süpürgesi, fön makinesi sesleri aslında anne karnındaki ortama benzeyen sesler. Artık buna benzer müzikler çok fazla internet ortamında var. Onlardan da yardım olabilirsiniz. Bu müzikler eşliğinde birazcık bebeği sarmalayıp, birazcık pışpışlayıp, gezdirerek huzur bulmasını sağlayabiliriz. Genellikle bebek 3 aylık olduktan sonra ufak ufak eller kollar hareket etmeye başlayıp, biraz dönmeler başladıktan sonra bu gaz sancıları daha rahatlayacaktır, siz de daha rahatlayacaksınızdır.